getirilen konular. Şöyle bir ben öyle görmüyorum, kusura bakma. Yani aynı kanatta değil. Bu da bir görüş. Şöyle bir şey de var tabii ki. Mesela şu söyleme ne dersiniz o zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir aday. Dolayısıyla altılı masanın seçim kazanması için adayın kim olduğu önemli. Yani bu bu da bir yorumdur da ben öyle hiç düşünmedim. Çünkü Sayın Erdoğan'ın halkın artık desteğini yitirdiği kanaatindeyim. Onun için bu dediğiniz güçlü bir aday diye değil, ben artık Sayın Erdoğan'ın güçlü bir aday olmadığı kanaatindeyim. Bu benim kanaatim. Neden? Çünkü ülkemizin şu anda Türkiye'de parlamentonun bir hükmü kalmadı. Adalet mekanizmasının bir hükmü kalmadı. Mali konularda ihtisas sahibi insanların bir hükmü kalmadı. Tek kişi var. Kararı veriyor ve o uygulanıyor. Ve uygulama istenilen neticeyi doğurmuyor. Problemleri çözmeye yetmiyor. Onun için biz de diyoruz ki bu sistem değişmeden bir meseleyi müzakere etmenin faydası yok ki. Konuşacağı kellim kellim la yenfa demişler. Yani konuşuruz hiçbir fayda çıkmaz neticede. Niye? Çünkü yetki birisinin elinde. Siz onu etkileyemiyorsunuz. Ondan dolayı ben o konuların içine hiç girmiyorum. Bizim burada temel meselemiz şu anda halkın problemini çözecek, politikaları üretecek bir arkadaşı koymak ve onun da mutlaka bu altı siyasi partiyle dayanışma içinde olması. Şimdi demin söylediğiniz noktaya gelmek istiyorum. Yani İslam'ın kullanılması bu hakikaten... Yani bir insan ben Müslümanım diye ortaya çıkacak. Ondan sonra da adaletsizliği ve zulmü zirveye çıkaracak. Ondan sonra da siz diyeceksiniz ki olabilir. Ben bunu diyemem. Denmez de, denemez de. Ama şimdi toplumda AK Parti'ye vesaire Erdoğan'a oy vereceklerini ben kendim şahsen 3 gruba ayırıyorum. Buyurun. Enteresan bu. Evet. Bu gruplardan oy vereceklerin, bu gruplardan bir kesim beslenenler AK Parti'de. Bunlar 300 bin deniyor aile, 500 bin deniyor. Ben de diyorum ki seçmen olarak herhalde 4-5 milyon bu menfaatlerden beslenen bir grup var. Seçmen olarak en az. İki, bir de devlet yardımı alan ve bu iktidar giderse bu yardımların da kalkacağı endişesini taşıyan, zanneden böyle bir seçmen kitle. En büyüğü bu. Ne kadar bu? 8 milyon civarında deniyor. Aile gibi yani 12-13 milyon insanı buluyor belki. Ama bunlar bu kanaatlerini hala eskisi kadar güçlü sürdürüyorlar mı? Orada tereddüdüm var. Artık onu da sürdürmüyorlar gibi. Ha, bir de İslami hassasiyeti olan kesimler var. Bu kesimlerde 3, 4, 5 milyon civarında diyelim. Bu saydığınız oylar yeter Tayyip Bey'i kazandırmaya. Yetmiyor işte. Yetmiyor. Bakın bunu ben onun için dedim. 12 milyon, 16 milyon, 20 milyona çıkacak. 60 milyonun içinde 20 milyon %30. Yani MHP dahil buna. Efendim? MHP dahil. Kim olursa olsun tabii hepsi. Yani şu anda iktidardan beklentileri olanlar, bunların içinde en hassas olan kesime de işte demin söylüyorum İslami kesim. Acaba bizim kazanımlarımız gider mi? Başörtüsü yeniden gündeme getirilir mi? Bir zulüm aracı olarak kullanılır mı? İmam Hatip okullar acaba kapatılır mı? Devlet dairelerinde başörtülü olanların da İslami hassasiyetlerinin olanların da görev almasına bir engel çıkarılır hala mı? Bu endişeyi duyuyorlar mı ya? Şu 21. yüzyılda? Şimdi 21. yüzyılda duyuyorlar mı dediğiniz zaman ben diyorum en az 3 ile 6 milyon arasında bir seçmen kitlesi. Kur'an kursları var. Yarın gelip tepemize binerlerse ne olur diyor.
duymamaları lazım. Aslında İslami duymamaları Türkiye'nin lazım. Türkiye'nin yaşadığı bir geçmiş var. Evet. Bu kaygıların tabii, hissedilmesi de normal. İşte ben onun için aslında, yani 20. Tabii yüzyılda tabii, aslında, evet. Aslında İslami hassasiyetleri güçlü olanların adaleti bir numaralı mesele olarak görmeleri icap eder. Adaletin olmadığı yerde siz nasıl bir inançtan bahsedersiniz ki? Adalet olmadı. Adalet mülkün temeli, bu bilinen Hazreti Ömer Efendimiz'in asırlar önce söylediği bir ifade. El adlu esasül mülk. Tabii. Adalet devletin temeli, esasıdır. Şimdi bunlar ortadan kalkmışsa iş tamamen keyfi tasarrufa kalmışsa kararlara bir kişinin, yani bir kişi efendim işte idarede aslında uyumun olması için yetkinin bir yerde toplanmasına ihtiyaç var diyenler var. Ama kimse istişare mekanizmasının tamamen bir kenara itilmesine rıza gösteremez. İstişare çok temel bir kuraldır. Peygamber Efendimiz de en zor şartlarda bile ashabıyla müzakere ederek karar almıştır. Hatta müzakere sonucunda fikrini değiştirdiği de olmuş. Vahiy tabii değilse. Tabii tabii. Yani bu Uhud'a giderken Yani benim kanaatim Medine-i Münevvere'de kalıp direnmekti diyor. Ama gençler çıkıyor, başkalarını da biz de bu savaşta olmak istiyoruz. Biz de belli mertebelere nail olmak istiyoruz deyince çıkıyor işte bir peygamber. O zaman onları da üzülüyorlar da. Çünkü Peygamber Efendimiz'i yanlış telkinlerle etkiledik mi deyince Peygamber Efendimiz de bir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz buyuruyor. Şimdi bunlar aslında istişarenin ne kadar önemli olduğunu ki Peygamber Efendimiz'in hükümleri başkalarınınkiyle karıştırılamaz hiç. O kadar farklı noktalarda o kadar farklı kararları var ki onun için şimdi birisi çıkacak. Benim dediğime kimse itiraz etmeyecek. Ben bunun müzakeresine bile razı değilim. Ben bugün Türkiye'nin bir numaralı meselesinin bu mantık olduğu kanaatindeyim. Siz bunu İslami bir mantık diye takdim edemezsiniz. Evet. Böyle bir anlayış olmaz. Evet. Hiçbir konu ehliyle istişare edilmeden karara bağlanmamalıdır. Bu kadar açık, bu kadar... Peki, şimdi biraz böyle Taha Bey, güncel konularda... Güncel konulardan şeyi soracağım. Bu buyurun. Ülkeyi altı lider yönetecek sözünü hemen hemen altı liderin altısı da çeşitli vesilelerle söylediler. Bu işte prensip kararı verdik, birbirimizle danışacağız gibi mi, yoksa bu bir formüle bağlanacak mı? Yok yok, o zamanı geldiğinde konuşulur. Ben yani bu konuda siz ne olursa olsun bugünkü şartlar altında bir cumhurbaşkanı adayı belirleyeceksiniz. Cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman bugünkü anayasa ve kanunlar nezdinde layüsel bir makama gelmiş olacak. Elimizde bir tane koz var, güvenilirlik o kadar. İtimat edeceğiz, başka çaresi yok ki. Ama bir insan çıkar da kamuoyu önünde, üstelik de cumhurbaşkanı adayı olan bir insan, ben bu istişareler neticesinde karar vereceğim, ülkeyi de böyle yöneteceğim, parlamentoyu dışlamayacağım derse, ben o insana itimat ederim. Evet. Bir seçim kazanırsa müştereken kazanılmış olacağı için tabii. Birisi hayır ben kazandım diyemeyecektir. Tabii yani. Ama parlamentoda tabii her parti kendi aldığı oya göre temsil edilecek. Orada da şunu hemen ifade edeyim.